düşünüldüğü bir tuzaktan bahsettik. Bu tuzak her şeyin kelimelere, cümlelere dökülebileceği ve her şeyin anlatılabileceği. Mesela bazı böyle filozof kılıklı tipler var işte. Hadi Allah'a anlat o zaman. O kadar Allah diyorsun, Allah'a anlat diyor. Nasıldır diyor. Ya bu mümkün değil ki. Sen nasıl bir Allah tasavvuruna sahipsin? Ki bir tasavvurun var. Bu tasavvurda da problem var. Allah deyimleme yoluyla ne olmadığı anlatılabilir. Allah'a dair ilmimiz Allah'ın kendisini kendi belirlediği ölçüde sana idrak ettirmesiyle olur. Sana idrak ettirmesi için de ne gerekir? Senin o beşeri sınırlarından kurtulman gerekir. Yani tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılma ihtimaline dair algım olsa da bunu söylüyorum, akıldan kurtulman gerekir. Tabi bunu şimdi ilk duyan insan şey der, bak din önce seni akıldan istifaya zorluyor. Aklını bırakacaksın. Peki ne yapacaksın? Aptal ol mu diyorum? Hayır. Aklın sınırlarını gör. O rasyonel aklın sınırlarını gör. O sınırların dışında bir idrak meleken var. Onun ortaya çıkmasına izin ver. Sen her şeyi aklının sınırları içinde tanımlamaya çalışıyorsun. O aklının sınırları içinde algın olabilir. Yani bu şuna benziyor. Ben diyorum ki bana ne varsa göster diyorum. Neyle bakıyorum? Şu gözlerle bakıyorum. Peki bu gözlerle bana ne varsa gösterilebilir mi? Gösterilemez. Neden? Çünkü gözümün sınırları var. Gözümün algı sınırları var. O zaman ben ne demiş olurum? Bana ne varsa göster, sonra da ekliyorum. Görmediğim şeye de dolayısıyla inanmam. Varsa göster diyorum. Bir alim buna çok güzel bir ifade takmış. Aklı gözüne inmiş diyor mesela. Eğer aklın gözüne inmişse dersin ki ben görmediğime inanmam. Ama Allah'tan bilim hiç olmazsa bu konuda gözün şu sınırlar içinde görebildiğini söylüyor da artık biraz ne diyelim ateistler veya şey, bazı böyle kendini çok akıllı zanneden insanlar artık bu söylemi bıraktılar. Hani görmediğim şeye inanmam çünkü biliyor ki göz sınırlı artık öyle demiyor. Bu sefer diyor ki benim aklıma yatacak şekilde anlat diyor. Aklıma yatmıyor diyor. Ne yapayım? Aklına yatmayan bir şeyi aklına nasıl yatırabiliriz ki yani? Bu böyle bir şey mümkün değil ki. Ha, belki şunu diyebilirsin. Ben aklıma yatmayan şeylere inanmıyorum. Saygı duyarım. Ama aklıma yatmayan şey yok diyemezsin. Dersen aklını mutlaklaştırmış oluyorsun. Peki aklının mutlak olduğuna emin misin? Değilsin. O zaman insanın bu anlamda haddini bilmesi gerekiyor. Evet, ben aklıma yatmayan bir şeye inanmam deme özgürlüğüm var. Ama aklımın mutlak olduğunu ispat edemem. Dolayısıyla kendince dersin ki ben aklı kendime tek referans kabul ediyorum ve onun üzerinden hareket ediyorum. Hayırlı olsun. Problem yok. Herkes kendi tercihini yapabilir. Ama sınırlı olan şeylerin sınırlarıyla birlikte anlayıp o sınırlar içinde kullanmak gerekir. Ben mesela diyebilir miyim kulağımın duymadığı hiçbir ses yoktur? Diyemem. Gözümün görmediği hiçbir şey yoktur diyemem. Dokunamadığım hiçbir şeyi kabul edemem. Bak bunları demiyoruz değil mi? Biraz da bilimsel altyapımız varsa artık bu iddiaları taşımıyoruz. Neden? Sınırlı olduğunu biliyoruz. Modern insanın elinde kalmış bir tane alet kaldı. O da aklı, tırnak içinde rasyonalitesi. Tabii rasyonalitenin sınırlı olup olmadığını neyin üzerinden tartacaksın? Aslında biraz şuna bakabilir insan. Mesela
hani sonsuz kavramını aklımıza sığıştıramıyoruz değil mi? Yani sonsuz ne demek? Yani sonu yok mu? Yok, sonsuz. Kelime olarak söylüyoruz fakat aklımız o kadar almıyor. Ki basit bir kavramdır sonsuz kavramı yani. Dolayısıyla şuna gelmek istiyorum. Din dili gaybi olan şeylerle ve metafizik olan, yani zaman, mekan ve aklınıza gelebilecek hiçbir kategoriye, o Aristo'nun anlattığı zaman, mekan, işte nedir, nasıldır, niçindir, ne kadardır, bununla ilgili hiçbir kategoriye sığmayan şeyleri ne yapacağız? Bunları anlatabilir miyiz? Bunlar kelimelere dökülebilir mi? Hayır, dökülemez. O yüzden ne dedik? Kur'an'ın cümlelerine ayet deniyor. Yani işaret deniyor. İşaret bir şeyi sana anlatmaz. Adı üzerinde bir şeye işaret eder. Mesela diyelim ki Ankara'yı gösteren bir ok vardır ama sen o tabelaya ne kadar girersen gir, istersen o tabelanın atomlarına gir, orada Ankara yoktur değil mi? Ama Ankara yazıyor değil mi? Ama o bir şeye, bir yere, bir yöne işaret ediyor. Dolayısıyla tıpkı bunun gibi basit bir örnek verdik. İşaret, kendisine işaret edilen şeye dair idrakin olduğu oranda anlamlıdır. Ona dair idrakin yoksa o sadece bir işaret olarak kalacaktır. Yani sana o gene bir şeyi işaret edecektir az çok aklın varsa. Mesela Allah alemlerden müstanidir. Yani Allah alemden bir şey değildir. Maddi, mekansal, elle tutulur, gözle görülür, tartılabilir, ölçülebilir şeylerden münezzehtir. Sana böyle bir ifadede bulunur ki Allah'a dair yanlış bir algın olmasın. Yoksa sana hiçbir kutsal metin Allah'ı anlatmıyor. O yüzden Allah'ı bu anlamda en ne diyelim, yani anlatılabilecek en iyi şekilde anlatan ayet İhlas suresidir. Neyle başlıyor? Kul kelimesini kaldırırsak ki o aslında şuna da işaret eder. Sen bunu diyebilecek bir varlığa yaratıcı tarafından lütuflandırılırsan bunu söyleyebilirsin. Yani Allah ile birlikte hiçbir şey yoktur. Ama Allah seni izafi olarak var eder ve der ki söyle. Ne söyleyeceksin onunla ilgili? Neyle başlıyor? Kul hu. Yani o. Ne o? Değil mi? İşaret zamiri. Bakın hiçbir anlamı var mı? O. Yok. Bu ne demek aslında? Yani o hiçbir şeye indirgenemez. Hiçbir şeyle tanımlanamaz. Onu tarif edecek hiçbir kelime yoktur. Allah kelimesi bile onu tanımlayamaz. Sonra ne geliyor? Hu Allah. Bak asıl o aslında tanımlanamaz. Allah dememiz bile anlayışımıza indirgenmiş bir kavramdır. Muhtemelen ilah kelimesinden gelmiştir. Kul, hu, vallah. Sonra devam ediyor. Ehad. Bak dikkat et. O tektir. Yani her şeyin hakimidir. Her şeyin hükümranıdır. Her şey ona aittir. Ama o tektir. Neden? Çünkü sen çokluğu görüyorsun. Ama diyor ki o tektir. Bakın bir şeyin birleştirilmiş hali değil. O yüzden vahdet-i vücut yanlış bir, yani
daha doğrusu panteizm yanlış bir şeydir. Vahdet-i vücudu da panteizm şeklinde anlamak, o da sahte bir şeydir. Vahdet-i vücudu idrak etmen için ermiş olman lazım. Ermedikçe vahdet-i vücudu anlayamazsın. İstediğin kadar metinlerini oku. Hallacı Mansur gibi yani. Evet. Onun için Hallacı Mansur'u da anlayamayanlar anlayamadıkları için onu suçlamışlardır. Ha, o da bunu ifade etmekle biraz haddini aşmıştır. Yani onu sen kendinde tutacaksın. Yani onu hazmedeceksin. Deyim yerindeyse. Çünkü o karşındakinin anlayabileceği bir şey değil ki. Ener hak diyorsun. Karşındaki bunu anlayamaz ki. Üstelik de anlayamadığı gibi bir de anladım diye yanlış anlayacak, sana da şey yapacak, muhalefet edecek mesela. Ne dedi? O Allah ehad, yani tek, samet. Yani bak, Allah yaratıyor ama yaratmaya muhtaç değil. Veya yarattığı herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Böyle bir kavram üretmeyesin. Allah kendi kendiyle ayakta. Mesela o yüzden, sözünü unutma, o yüzden bu hakikatin perspektifinde hayata bakmadığımız için, mesela kişi diyor ki Allah diyor kendisini inkar edeni niye cezalandırıyor? Şunu anlamıyor kişi. Allah kendisini inkar edenin kendisinin varlığına, yani o insan kendisinin varlığına, hukukuna zulmettiği için bunun aslında sonuçlarını yaşıyor. Mesela niçin hakiki imanı idrak eden insan, mesela dünya bomba olup patlasa, kıyamet kopsa üzülmez. Kıyamet kopsa bir şey kaybettiğini düşünmez. Ama mesela Allah'la ilgili bilincin zayıfsa bir eşyanı kaybetsen bile üzülüyorsun. Neden? Ya çünkü sen tam olarak Allah'ı tanımıyorsun. Senin benliklerinin bir kısmı Allah'ın o sonsuzluğunu idrak etmiyor. Onu idrak etmediği gibi sen kendi içinde onun iz düşümü olan sen kendi sonsuzluğunu da anlamıyorsun. Kendini sınırlı bir varlık olarak algılıyorsun. Allah ismini biz küçüklüğümüzün itibaren, yani daha doğrusu böyle cisimsel bir cismi varmış gibi veya bir hacmi varmış gibi algıladığımız için bu şekilde düşünmek zor oluyor. Bir şekilde onu cisimsel olarak falan kafamızda oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında bu işte Kerem gibi, Hasan gibi, Hüseyin gibi bir isimmiş gibi algılanıyor. Bunu algılayabilmek için de hani zamandan ve mekandan münezzehtir. Şeyini algılamak çok kolay olmuyor. Zaten tam olarak algılayamayız aslında. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Yani rasyonalitemizle tanımlamaya çalıştım. Yani mekandan zamandan ulan yok mu acaba? Hani bir Bektaşi fıkrası vardır. Adam demiş ki Allah mekandan münezzehtir, zamandan münezzehtir. Orada değildir, burada değildir diye biri vaaz veriyor. Bektaşi de demiş ya yok diyeceksin de hani dilin mi varmıyor demiş. Aslında orada bir ironi yapıyor. Yani demek istiyor ki bak zihinsel olarak baktığın zaman işte mekanda değil, zamanda değil, zaman üstü, mekan üstü, şu değil, bu değil, o değil. Bak dikkat et, zihnin sanki hani böyle yok gibi şey yapacak. Yok gibi algılayacak yani. O yüzden Bektaşi ne diyor? Hani yok diyeceksin de dilin mi varmıyor? Halbuki hayır. Aslında dil yetmiyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ama tersinden bir şekilde bir şey yapıyor. Evet. Hocam bu hakikat eşliğinde o zaman gerçekten imana eren bir kul için daha doğrusu ölüm yoktur. Yani sonsuzluk perspektifinde ölüm yoktur. Doğal olarak yoktur. Yani ölüm doğan bir şey içindir. Bakın Allah mesela bir halaka kavramını kullanır, bir de ceale kavramını kullanır. Bunlar da birbirinden farklıdır.
bizde halaka kavramı sanki böyle yoktan yaratmayla tanımlanıyor ama aslında bir şekillendirme manasına geliyor. Yani ben topraktan bir insan yaratacağım diyor. Sonra diyor onu halife kılacağım diyor. Halife yaratmıyor. Ceale kelimesini kullanıyor. Yani ona bir nitelik verme. Can verme. Can değil. Yani o ona bir daha manevi, daha soyut bir fonksiyon yüklüyor. Onu halife kılacağım diyor. Orada ceale kelimesini kullanıyor. Dolayısıyla Kur'an'ın burada kullandığı kelimelere de biraz dikkat etmek gerekiyor. Ez cümle şuna işaret etmek istiyorum. Allah zihnin kavrayabileceği bir şey değildir. Fakat kainata bakarak biz her şeyin bir sahibi, bir var edicisi, her şeye kudreti yeten bir mutlak kudret sahibi olanı kabul ediyoruz. Allah'a dair idrakimiz Allah'ın lütfuyla gerçekleşir. Hani bir bilgenin ifadesiyle Allah'ı Allah'la bildim der. O yüzden Allah'ı aklımla kavrayamam. Aklımla teslim olurum. Aklımla kabul ederim. Bunları kesinlikle birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Akıl Allah'ı anlayamaz. Öyle bir fonksiyonu yok. Ama kabul edebilir. Teslim olabilir. Buraya şu noktadan geldik arkadaşlar. Gaybi olan şeyler var ve metafizik olan şeyler var. Gaybi olan bir şey, burada kastettiğimiz gaybi olan şey, yani var ama senin beş duyuna, algına intikal etmemiş bir şey. En basitinden dünyanın bilmem neresindeki bir tropikal meyve. Sana bu meyveyi ne kadar anlatırlarsa anlatsınlar, sen bunun tadına varmadıkça, bunu tatmadıkça hiçbir zaman tadını anlayamayacaksın. Sana 10 yıl boyunca bile anlatsalar, en iyi edebiyatçılar bile bunu anlatsa, en iyi tasvir ediciler bile o tropikal meyvenin tadını anlatsalar anlamayacaksın. Anlayamazsın da. Bu mümkün değil. Beş duyumuz ve rasyonel aklımız için. Bakın en basit, yani dünyada olan ama henüz hiç görmediğim bir şey. Sana göre biraz gaybi. Bir de işte cennet gibi, cehennem gibi, işte sırat köprüsü olarak tarif edilen olgu gibi daha birçok şey var. Şimdi mesela atıyorum sırat köprüsü diyoruz da bu nasıl bir köprü? Boğaz köprüsü gibi mi? Nasıl bir köprü? Değil mi? Ama sırat köprüsü denmiş bir kısım hadislerde diyelim. Ve işte ayetlerden yola çıkarsak cennetle cehennemle ilgili birçok anlatım var. Benim idrakim noktasında söylüyorum arkadaşlar. Cennet ve cehennemle ilgili anlatılan hiçbir şey bu dünyayla bağlantılandırabileceğiniz hiçbir şeye benzemez. Yani benziyor gibi gözükür ama buradaki hiçbir şeyle örtüşmez. Mesela ateş mi anlatılıyor? Ateş bildiğiniz buradaki ateş değildir. Öyle bir ateş değildir. Bununla ilgili bir ayet var mı? Bununla ilgili ayet Kur'an'daki işte kitabın bir kısım ayetleri muhkemdir, bir kısmı müteşabihtir. Müteşabih benzetme demektir. Yani bir kısmı muhkemdir, net ve olduğu gibidir. Bir kısmı da müteşabihtir. Yani benzetmedir. Bu benzetme niteliği taşıyan ayetleri, ayet devam ediyor. Allah ve ilimde rusuh sahibi olan, yani gerçekten o benzetmenin neye işaret ettiğini idrak eden insanlar dışında kimse bilmez deniyor. Bu ayet mealidir.
Dolayısıyla bu konuda ilim ehli olan insanlar bu ayetin ışığında cennet ve cehennemle ilgili ayetlerin manasının, kasıtının bildiğimiz bu günlük bilincimizle aklımıza gelen şeyler olmadığını ifade etmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de Şeyh Bedrettin'dir. Şeyh Bedrettin varidatında hani mealen hani ahiret gerçektir fakat avamın zannettiği gibi değildir der. Yani işte cennetliklerin giysileri ipektendir. Nasıl ipek ya? Çin ipeği mi zannediyoruz? Böyle bir şey değildir. Veyahut da işte onlar ateşe atılırlar. Onların derileri yandıkça değiştirilir. Niye değiştiriliyor? Çünkü temizlenmeleri gereken daha çok katman var yani. Bir katman bitiyor, öbür katman çıkıyor. Bir katman bitiyor, öbür katman çıkıyor yani. Temizlenmesi lazım bunların. Sen kendini anne babanın çocuğu zannediyorsun. Sen kendini dünyada yaşadığın bir mahrumiyetin ezik çocuğu zannediyorsun. Sen dünyada gerçekleştiremediğin bir hedefin altında kalmış hissediyorsun. Sen kendini dünyada yeterince sevilmemiş, bu yüzden de kendini bulamamış biri gibi zannediyorsun. Sen kendini başkalarıyla kıyaslayarak daha iyi hissetmeye çalışıyorsun veya kıyaslayıp eksik hissettiğinde bundan üzüntü duyuyorsun. Şimdi bütün bu derilerin değişmesi lazım. Bütün bu katmanlardan senin kurtulman lazım. Yanacağız yani. Bunlar yanacak. Bak bunlar yanacak, sen kalacaksın. Peki sen nesin? Bunların hiçbiri değilsin. O zaman ben kalmayacağım mı diye bak hemen korku duyuyor değil mi? Şimdi hepsi yanacak deyince tabii ego kendini bunlardan ibaret zannediyor. O zaman diyor benden bir şey kalmadı hocam diyor. Diyorum ki duygularını bırak, düşüncelerini bırak, ilişkilerini bırak yani bilinç olarak bırak. Sen ilişkilerinden bağımsız birisin. Bir kimsenin çocuğu değilsin, annesi babası değilsin. Bir kimsenin atıyorum sevgilisi değilsin, eşi değilsin vesaire. Bak ilişkileri bir kenara at, duyguları bir kenara at, düşünceleri bir kenara at. Yaşadığın bu hayatta bütün yaşadıklarını bir kenara at. Hocam bir şey kalmadı diyor. Peki diyorum konuşan kim o zaman? Değil mi? Konuşmayı da bırak. Bak bir şey kalıyor. Ve bak dikkatimizi buraya biraz versek aslında gerçek varlığımıza biraz uyanacağız. Biraz böyle bir hafif bir dokunuşta bulunacağız. Mesela düşün. Geçmişim yok, geleceğim yok, annem yok, babam yok, doğmadım, bu dünyada yaşamadım. Bütün bunları bırak, bütün bunları bırak. Bak bir varlık hissi var. Bütün hepsini bıraksam bir varlık hissi var. Sen o varlıksın. Bak senin varlığın da tanımlanamaz aslında. Ama sen habire ne yapıyorsun? Tanımlamaya çalışıyorsun. Habire tanımlamaya. Ben kimim? CV'ne bir şey yazacaksın ya. Bir şey dolduracaksın yani. CV'n boş olursa sanki hiçbir şeysin. Bir de millet konuşurken ben bunu yaptım, bunu ettim, kendimi gerçekleştirdim, bilmem ne yapıyor. Sen böyle sap gibi kaldın. Hiçbir şey yok. Bir üzüntü oluyor, bir utanç oluyor, bir memnuniyetsizlik, bir mutsuzluk oluyor. Neden? Çünkü o sahte benlik algın kendisini bir şeyle tanımlamaya çalışıyor. Bir şeyle tanımlama zorunluluğu hissediyor. Tanımlamazsa yok. Kimsin sen? Hani ben çok şunu duymuşum. İşte herkes böyle bir ortamda konuşuyor, bir şeyler söylüyor. Herkes fikrini ifade ediyor. Ben bir türlü konuşamıyorum. Böyle kendimi ezik, büzük biri zannediyorum. Ne yapacağım? Abi işte bir kitaplar oku, senin de böyle bir söyleyeceğim bir lafın olsun ortamda falan. Şimdi ya yapıyor bunu, ben de diyor artık konuşuyorum diyor. Hatta biri söylüyor lafını kesiyorum diyor, artık diyor kendime geldim diyor.
böyle bir kendimi gerçekleştirdiğimi hissediyorum, teşekkür ederim hocam diyor. Ya da yapamıyorum hocam diyor, bir türlü yapamıyorum ama yapamadığından dolayı iç geçiren ve mutsuz olan bir benlik var. Şimdi bak, ikisi de sahte. Yani artık ortada konuşuyorum, 10 tane eğitim aldım, 5'ini daha ekleyeceğim. Artık böyle laf söyleyeceğim, işte diyeceğim ki bak bu budur, bu şöyledir. Tarih de okuyacağım, sosyoloji de okuyacağım, psikoloji de okuyacağım, her şeyi okuyacağım. Herkese de fikrim olduğunu ispat edeceğim. Ben de kendimi ortaya koyacağım. Peki ortaya koyamazsan kendimi bir hiç gibi hissediyorum. Şimdi bütün bunların temizlenmesi lazım değil mi bir insanda? Bütün bunlar sana yük değil mi? Bütün bunlardan dolayı şu anda dünyada cehennem azabı çekmiyor musun kardeşim? Sen cehennemi illa orada arama yani. Buradan başlıyor. Cennet de cehennem de buradan başlıyor. Mutmainsin. Çok şükür. Elhamdülillah. Hiçbir sıkıntım yok. Bedenimin ağrısı var, hastalıkları var ama benim hiçbir sıkıntım yok. Bak ne güzel, cennette gibisin. Kendimi ispat etme arzum yok. Mutmainim. İlla şunu gerçekleştireceğim, şunu elde edeceğim. Geçmişte şu olmadı, bunu elde edemedim, buna sahip olamadım. İşte hayatımda böyle olumsuz şeyler oldu. 5 yılım boşa gitti, 10 yılım boşa gitti. 28 Şubat'ta 15 yılım boşa gitti. Bırak, hepsini bırak, kurtul. Ama ben buyum hocam diyor. İşte sen burada yanılıyorsun, sen bu değilsin. Sen hiçbir mağduriyetin öznesi değilsin. Sen hiçbir kaybın öznesi değilsin. Sen hiçbir şey kaybetmedin. Hiçbir şey de kazanmayacaksın. Tamlığını hisset. Diğeri deneyimlerini aktar. O yüzden bana kendini anlat. Bu soru sahte bir sorudur aslında. Ama hepimiz alışmışız. Doğru soru ancak şu olabilir. Ne tür deneyimler yaşadın? Bunları anlatabilirsin. Ben kendimi anlatamam ki. Bak kendin anlatılamaz. Allah da kendini anlatıyor mu? Bak anlatmıyor. Hu diyor, o diyor. Orada durdu konu. O. Tabii bunu peygamber ağzıyla anlatıldığı için o denmiş. Kendi kendisini ifade etseydi ondan önce hiçbir şey demezdi. Yani o mesela, o yüzden Uzak Doğu metinlerinde denir ki Tanrı sessizliktir denir. Anlatılmak istenen budur. Bak sen de varlığını idrak etmek istiyorsan sessizlikte dur. Kendini hiçbir şeyle tanımlama. Varlığının farkındalığında kal. Varlığının farkında ol. Sen o varlıksın. Bak onun farkındalığı bile değilsin. Varlığın kendisisin. O varlık da Tanrı'ya ait ve ona bağlı. Sen o varlıksın. Hocam burada Kur'an'da bahsedilen hani dağlara, taşlara emaneti yükledik ama insan, hani insan yükledik, onlar yüklenemedi. Bir tek insan yüklendi. Orada emanet dediği aslında varlık olabilir mi hocam? Varlık kavramı. Aslında o varlık herkese emanet ediliyor fakat o varlığın bilincinde olmak. Yani o varlığın, evet, yani varlığın bilincinde olma imkanı aslında o emanet. Tabii o aynı zamanda işte ben diyebilme emaneti. Yani mesela kedide de varlık var. Taşta da var deyim yerindeyse. Ama taş olarak değil, bunu yanlış anlamayın yani. Her şey o varlık sayesinde vardır. İnsanın farkı varlığa dair farkındalıktır aynı zamanda.
Yani hem varsın hem varlığın farkındasın. Mesela Kur'an'da Allah da der ki Allah kendi varlığına kendisi şahittir. Şehidallahu ennehu la ilahe illallah. Allah kendisinden hiçbir ilah olmadığına şahittir. Kim şahit? Kendi kendinin şahidi. Sen de kendi kendinin varlığının şahidi ol. Bak varlığına şahit arama. Bak Allah varlığına şahit arıyor mu? Yani varlığını bilmek için varlığına şahit mi arıyor? Benim varlığımı kabul edin, o zaman ben kendimi var hissedeceğim. Diyor mu? Demiyor. Kendi varlığının şahidi. Peki sen kendi varlığının şahidi misin? Bunu idrak edersen o zaman ne olur? İlişkilerinde tam bir özgür bilince sahip olursun. Yani varlığını muhatabının gözünde aramazsın. Varlığını muhatabının geri bildiriminde aramazsın. Bana kendimi yokmuş gibi hissettiriyor. Sen nasıl bir varlıksın ki sana kendini yokmuş gibi hissettiriyor? Bir bakman gerekmiyor mu buna? Tamam bak öyle bir his alıyorsun. Ama bu his nereden geliyor? Ya biri beni yok sayınca böyle kendimi yokmuş gibi hissediyorum ya. Hani duvara konuşayım cevap vermeyince böyle kendimi kötü hissediyorum. Ya niye kötü hissediyorsun? Kendini yokmuş gibi hissediyorsun. Niye yokmuş gibi hissediyorsun? Bir bakar mısın o hisse? Çünkü kendi varlığının şahitliğini unutmuşsun. Varlığına şahit arıyorsun. Valla Türkçe'ye o tür İngilizce kavramlar aktarılırken işte self kelimesi öz ile çevriliyor. Burada da bir yanlış anlaşılma tuzağı olabiliyor. Özgüven özünün varlığını idrak etmekten gelen güvendir. Yoksa özgüven işte ben iyi bir hitabet dersi aldım. İnsanlara hitap etmekte özgüvenim yüksek. Peki hitap ettiklerin bir gün geldi. Hatta böyle bir şey yapsak ne güzel olur. Mesela kendine bu konuda çok güvenen bir tipin böyle salondaki konuşmasını birdenbire böyle insanlara söylesek şu saniyede hepiniz salondan çıkın. Bakalım o özgüven ne olacak? Değil mi? Özgüven özünün varlığına dair güvendir. Yoksa böyle bir şey yapmaya, yapmamaya, işte şunu becerebiliyorum, özgüvenim yükseldi. İşte biri beni sevince kendime olan özgüvenim arttı. İşte saygı duyulmaya başlayınca öz saygım arttı. Bunlar sahte kavramlardır. Psikolojik düzeye dair kavramlardır. Metafizik ve dini literatür asla bunları bu anlamda yorumlamaz. Hocam ikili ilişkilerde özgüven değil de birbirine tanıklık etme olabilir mi acaba? Yani sonuçta bakın işte yaşıyor. Tamam. Ben de ne diyorum? Şuna işaret edeyim o zaman. Mesela biz Allah'ın yaratıcı olduğuna tanıklık ediyoruz değil mi? İşte şehadet kelimesi nedir? Tanıklıktır. Peki bizim tanıklığımız olmasa Allah bir sarsılır mı? Peki sen ikili ilişkilerinde tanıklık ederken karşıdaki tanıklığı bozsa veya yalancı tanık olsa, senden nefret ediyorum artık falan dese veya seni tanımıyorum dese, senin kendine dair varlık bilincin, kendine dair tanıklığın sarsılıyorsa, değişiyorsa bu ilişki problemli bir ilişkidir. Ben o yüzden insanlara diyorum ki mesela hatta bunu bana gençliğimde bir kişi şey yapmıştı böyle yani yüzleştirme maksadıyla üzerinde çalışmam için bir ödev gibi, üzerinde tefekkür etmem için bir ödev gibi vermişti. Dedi ki hayal et dedi, eve gittin. İşte annen, baban, kardeşlerin var. Eve gittin, kapıyı çaldın. Kapıyı açtılar. Annen dedi ki
biz senden artık bıktık, zaten seni cami kenarında bulmuştuk. Artık seni buraya kadar çekebiliriz, bundan sonra çekemeyiz dediler. Ne hissedersin? Böyle bir soru sormuştu. Ne olur sende yani böyle dense? Veya seni tanımasalar mesela. Ya biz seni tanımıyoruz. Nasıl ya, ben senin çocuk kaç 20 yıldır falan, nasıl ve tanımıyoruz? Tanımıyoruz yani. Hiç tanımıyoruz. Bak sor, arkadaşlara da sor. İşte ben sizin kardeşiniz değil miyim? Mesela yok, tanımıyorum. Farz et öyle oldu. Ne hissedersin? Diye bir soru. Tabii ailenden gıcıksan mutluluk hissedersin de, işte o mutluluk hissetmek de bir tuzak olabilir. Çok şükür ya, aile yükünden kurtuldum. Annem babam yaşlı, onlara bakmak zahmetinden de kurtulacağım. Yok kardeşlerine karşı sorumlusun, bayramda ara sor, bundan da kurtulacağım. Bu da bir benliğin bir hikayesidir. Hani kendi varlığınla ilgili, kendilik bilincinle ilgili herhangi bir şey oluyor mu? Hatta biraz o durumu daha iyi analiz etmeniz için, yani farz edin ki böyle ailenizin en sevdiği çocuksunuz falan. Kardeşleriniz sizi el üstünde tutuyor falan filan, anne babanız falan. Mesela böyle bir durumda unutuluyorsunuz veya bıktık senden diyorlar yani, artık böyle zaten cami köşesinde bulmuştuk, bugüne kadar da söylemedik falan dediler. Ne hissedersin? Niye bunu bana sormuştu ve bunun üzerinde düşünmemi istemişti? İlişkilerle ilgili kendilik tuzağım var mı? Yani beni pişirecek ya, yakacak ya. İşte böyle yakıyorlar. Anlatabildim yani. İşte bir bak bakalım. Bununla ilgili bir kendilik kılıfın var mı? Oradaki derine, deri senin imajinatif, sahte, kurgusal benliklerin. O yüzden derilerini yakacağız diyor. Mecazi olarak. Yani deri nedir? Senin kendini lanse ettiğin. Değil mi ki? Mesela düşünün. Derinizi yüzsek size kim bakar? Derinizin yüzüldüğünü farz edin. Hocam, yani tanınmazsınız değil mi? Sizi tanıtan şey ne aslında? Deriniz. Siz kendinizi ne ile tanımlıyorsanız o sizin derinizdir. İlişkileriniz, yapıp ettikleriniz, başardıklarınız, başaramadıklarınız, beceriksizlikleriniz, becerileriniz, utanç hisleriniz, kendinizi övdüğünüz durumlar. Neden? Allah ne yapacak? Neden böyle anlatılmış peki? Yani sizin anlattığınız gibi neden anlatılmıyor? Böyle anlatsam kimse anlamaz ki. Yok yani... Nasıl anlaşılacak? İçimiz rahat olur, yanından yanmayacağız. Ya kendiliği anlatmak için neredeyse 10 yılımı verdim. Kendilik nedir? Halen doğru düzgün anlaşılmıyor. İşte sahte kendiliklerinizden sizi kurtarmak için Allah bir işlem yapacak. Ne diyor yani? Sahte kendiliklerden kurtulmak. Ne anlaşılacak ki? Daha sahte kendiliğin ne olduğunu bile bilmiyor. Anlatsan da anlaşılmıyor. Hani şey gibi, temel gibi, hani doktor demiş ki bunları yiyeceksin demiş. Bunları demiş yemekten önce mi yiyeceğim, yemekten sonra mı yiyeceğim? Çünkü kafada o yiyecekleri fix yani. Onlar vazgeçilmez. Verdiği diyeti yemekten sonra mı yiyeyim, yemekten önce mi yiyeyim diye konuşuyor. İşte bu anlamda bir dil kullanılıyor. Anladın mı? İşte bununla ilgili ne kastedildiğini anlamak için biz bu konuda hakikate dair bilince sahip olmuş insanlardan buna dair bilgi ediniyoruz. Hocam peki siz veya sizin gibilerle tanışamayanlar ne yapacak? Bak ayet diyor ki bu konuda ne kastedildiğini bilmiyorsan Allah'a bırak. Yani biz bundan ne kastedildiğini bilmiyoruz. Rabbimiz her şeyin alimidir.
Ben niye cehennemle uğraşayım ki bir de? Yani cehennemde yanacak mıyım, yanmayacak mıyım? Veya İnsan cehennemde uzak duruyor ama. Cehennemde ateş mi var, yok mu? O ateş bildiğimiz ateş mi değil mi? Niye bunlarla uğraşıyorsun ki? Bak ne diyor ayet, muhkem ayetler var diyor. Sen fıtratının gereğini yap, dürüst ol, haksızlık yapma, zalimlere arka çıkma, onlara meyletme. Sana bunları anlatıyor, sen bunlara bak. Seni, sen kendini bilmezken yaratan Allah, o idrake sahip olman gereken bir durumda. Yani bırak, yani Allah cennette, cehennemde ne yapacaksa yapsın. Bilmiyoruz manalarını. Mesela işte onlar ipek giysiler giyecek. Bilmiyorum ne manaya geldiğini. Ama Allah böyle bir teşbihte bulunmuş. Bu kadar. Burada durabilirsin o noktada. Anlatabildim mi? Bunda bir mahsur yok yani. Sürekli böyle cennet, cehennem, yok cennette şu var mı, bu var mı, o var mı? Bir sürü hikayeye gerek yok. Bırak cenneti de Allah'a bırak, cehennemi de Allah'a bırak. Allah senden, benden daha merhametli değil mi? Hani eğer ihtiyacımız olan bir arınma, bir şey varsa onu en iyi bilen o değil mi yani? Değil mi? O yüzden Kur'an'daki bu gaybi konularla ilgili ayetleri bir insan iki şekilde değerlendirebilir. Ya der ki ben bunların hakiki manalarını bilmiyorum. Allah burada bir benzetme kullanmış. Bu kullandığı ifadelerin hakiki anlamını bilmiyorum ama Rabbim tabii ki biliyor. Ben burada duruyorum. Biri de Allah ona o konuda bir ilim nasip etmişse, ona onların hakiki manalarını göstermişse o da görmüş olur. Veya gören birini dinlersin, itimat edersin. Der ki ben, dersin ki ben onun bilgisine itimat ediyorum. Üç yol var dolayısıyla bu konuda. Ama şunu açıklıkla söylemek durumundayız. Kur'an'da bunlarla ilgili anlatılan ayetlerin manasını literal anlamları üzerinden anlayamayız. Anlarsak bana göre yanlış yapmış oluruz. Yanlış anlamlandırmış oluruz. O yüzden bugün bu zamanda yapılan ve maalesef de hani insanların büyük bir çoğunluğu oralara dalıyorlar. Yani cennette ne olacak? Ne bileyim abicim cennette. Sen içini cennet yap, değil mi? İçin cennet olsun. Kalbinde, kalbin kalbi selim olsun. Barış içinde bir kalp olsun. Bir mahrumiyet, bir mağduriyet, bir üzüntü, dünyevi şeylere dair bir keder, insanlarla alıp veremediğin şeyler. Bunları bırak. Bir kalbin kalbi selim olsun. O selamete ersin, o iç huzurunu, barışını, dinginliğini bulsun. Cennette ne varsa var kardeşim. Hatta diyebilirim ki arifler için cennette hiçbir şey yoktur. Böyle bir marifet cenneti vardır. Orada sadece irfan vardır, aşk vardır, muhabbet vardır. Orada hiç ne göl vardır, ne ırmak vardır, ne şu vardır, ne bu vardır. Hiçbir şey yoktur orada. Bu da bir cennet. Böyle bir cennet de var mesela. Ama sen diyorsan ki yok, ben böyle salma atlar, ırmaklar, yeşillikler olan bir cennet istiyorum. Onu da verirler. Allah'ın cennetleri çok geniş. O yüzden bu tür gaybi şeyleri böyle ulu orta, yalan yanlış ifade eden insanları da çok dinlemeye gerek yok. Sen bu gününü, şu anını kalben cennet yap. Bu cennet böyle Allah korusun böyle var da bazıları adam işte ultra lüks villalar, bahçeler, işte altın yıldızlı, yaldızlı
koltuklar falan, işte adam yeryüzünde cennet ya. Ulan cennet bu mu? Sen kafayı yemişsin herhalde. Biz de öyle zannediyoruz. Ulan adama bak diyor, cennet gibi yeryüzünde cennette yaşıyor diyoruz değil mi? Böyle konuşuyoruz. Cennetten bir köşe. Bakın çok ilginç bir şeydir. Bizim Mardin kültüründe benim hep böyle aklımda şey olmuştu. Mesela dünyanın en güzel yerini görse bir Mardinli eski kafa der ki bu yalancı cennet der. Yalancı cennet. Yani hiç aldanmaz ya. Cennetten bir köşe. Sen kafayı mı yedin? Sen cenneti bilmiyorsun. Cennetten köşe yaptın. Şu dünyanın ıvır zıvır bir şeyini. Bak ne diyor? Yalancı cennet bu diyor. Yani gözüme cennet gibi gözüküyor ama aslında yalancı cennet. Düzeyin farkında yani. Şu görünür düzeyde, o yüzden bakın peygamber ne diyor? Cenneti ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insanın hatırına gelir diyor. Yani insanın hatırına gelebilecek bir niteliktedir diyor. Peki ne demek istiyor burada sana? Demek ki gözünün gördüğü hiçbir şey cennet değil. Şu gözünün gördüğü hiçbir şey cennet değil. Bu gözünle gördüğün hiçbir şey cennetle ilgili olan bir şey değil. Bakın kadim insanlar her ne kadar bazı şeyleri tam idrak etmemiş olsalar bile o kadim bilgelikten bir iz kalmış yani. Belki bizler o izleri az çok yani duymuş bir nesiliz. O yüzden günümüz insanı gerçek anlamda kendini bilmek, kendini tanımak konusunda aldatılmaktadır. Her konuda aldatılmaktadır. Hatta özellikle nasıl aldatıldığınızı anlamak için reklam panolarındaki yazılara bakın yani. Sizi en iyi aldatan metinler oralardadır. Kirlenmek güzel gibi yani. İşte hani kola iç, hayatı yaşa. Değil mi? Yani basit söylüyorum. Veya işte tarzını bul. Neyin tarzını bulacağım ya? Sen neyin peşindesin ya? Ne tarzı bulacağım kardeşim? Sen beni giyimle mi kandırıyorsun? Yani aptal mıyım? Ben bu kadar aptal mıyım? Evet, maalesef bu kadar aptallaştırılmışız mesela. Bunu görmek lazım değil mi? Değil mi? Yani birileri senin zekanın, diyor ki ben diyor bunların zekasını hani yere yakın böyle bir 2 santim falan yukarıda o zekaya bizi indirmiş ve artık o zekadan konuşuyor. Ve biz bunu göremiyor muyuz acaba? Niye kendimize sormak lazım. Tabii biz onlarla mı kavga edeceğiz? Hayır, onlarla kavga etmeyeceksin. Kendini o atmosferden bilinç olarak kurtaracaksın. Bir bakacaksın gözüne çarptığında için etkileniyor mu? Tarzını bul. İşte kendini göster. Nasıl kendini göstereyim? Ya insan nasıl kendini gösterebilir ya? Ya kendi gösterilebilen bir şey mi? Bakın ne kadar kaybettiğimiz bir kendini göster. Biz bitiremeyiz hocam ya. İşte insana hepimizin hani az çok tuzağına düştüğü şeyler bunlar. Peki biz bunları niye fark etmek durumundayız? Kendimizi birey olarak bu tuzaktan kurtarmak için. Çünkü bakın böyle bir durumda böyle toplumsallık tuzağına düşüp ya işte hadi ben kendimi kurtardım ama toplum nasıl kurtulacak falan diye böyle aman toplumu kurtarmaya çalışmayın yani. Önce bir kendinizi kurtarın. Toplumu kurtarmak istiyorsanız önce bir kendinizin kurtulması gerekir. Yoksa millete hadi kendi birbirimizi kurtaralım diye şey yapmayın. O sosyal geyiğe dönüşür. Toplum çok kötü, işte şey olmuş falan, anlamıyorlar da falan, öyle bir geyik yaparsınız. Farkında değilsiniz, siz de aynı tuzağın bir başka açıdan içindesinizdir. O yüzden kendinizi kurtarın. Bu kendini kurtarmak böyle şöyle anlaşılmamalı. Yani işte bir tek kendini kurtarmaya çalışıyor, kimseyi umursamıyor. Bunu kastetmiyoruz. Şunu kastediyoruz. Önce bir kendini, sen kendini kurtar. Çünkü içinde bir benlik var. Aslında altta şunu düşünüyor. Ya hadi ben kendimi kurtardım. Ama insanlar
bozuksa ne yapacağım diyor. Neden? Çünkü kendini halen ilişkileri üzerinden mutlu veya mutsuz hissedecek. Etrafta iyi olsun ki, beni dinleyecek, anlayacak insan olsun ki ben de mutlu olayım diye bir hikayesi var. O zaman kendiyle gerçek anlamda ilgilenemiyor. Çünkü şöyle düşünüyor. Tabii tam kendini kurtarmaktan henüz hakikati anlamış değil ama içindeki bir benlik şöyle bir tuzak kuruyor. E hadi sen kendini kurtardın ama etraf kötü. Seni etkileyecekler. Sen ne yapıyorsun? Etraf nasıl düzelir? O yüzden bu büyük bir tuzaktır. Ve bu tuzağa karşı dikkat edin, peygamber aslında çok mükemmel bir örnektir. Bakın, peygamber topluma mesaj vermek için Allah'ın emrini aldıktan sonra bunu yapmıştır. Kalk ve uyar diyor. Ya bu şu demektir. İçinden, egondan böyle kalk ve uyar egoların sesleri geldiğinde dikkat et bunlara. Niye etrafını uyarmaya çalışıyorsun? Etrafında da benim gibi düşünen 3-5 arkadaş olsun. Birlikte güzel bir sosyal yapı kuralım. Bak, bunun için mi kalkıp uyaracaksın? Sen bunun için kalkıp uyarıyorsan bu rahmani bir uyarı değil. Bu etrafına ya 3-5 tane insan toplayıp veya işte anlaşabileceğim, uzlaşabileceğim, uyuşabileceğim insan arıyorsun ya da etrafına cemaat toplamaya çalışıyorsun ya da başka bir hikayen var. Bak, peygamberde öyle bir hikaye yok. Ya peygamber vahiy alır almaz dur lan milleti uyarmam lazım falan demiyor, değil mi? Hiç dikkat ettiniz mi buna? Kendine bütün ışığı çeviriyor. Kendin üzerinde çalış. Öyle millete her cuma mesaj atmaya, her regaib kandilinde işte Allah bizi şundan korusun. Sen onu önce bir kendi nefsine söyle. Farz et ki herkes senin mesajını geri çevirdi. Seni de engelledi. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tıkanacaksın. Neden? Çünkü kendine dair çalışmıyorsun. Hocam, kendine dair çalışmada Yunus Emre diyor, yan yüreğim yan gördü neler var. Yani siz de bazen diyorsunuz ya, işte ben Allah'ın için şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Yani oradaki ölçü nedir? Yani dediğiniz gibi hem kendinize döneceğiz ama yani orada da ben yetersiz mi kalıyorum? Hani ne yapayım, yapışayım, farzımı yapışayım? Arkadaşlar, yani bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Mekke döneminde çok fazla ibadet yok mesela. Neden yok? Değil mi? Bu yanlış anlaşılmasın yani ibadetleri şey yapma anlamında. Yani hani farzları yapın yeter ya. Hani benim şahsi tavsiyem. Yani daha fazla yapıp yapmaman sizi ilgilendirir de. Yani öyle yani bilinç üzerinde çalışmaktan kendimizi alıkoyup atıyorum böyle hani ne diyelim hani işte şu kadar namaz kıldım, bu kadar namaz kıldım falan gibi böyle hani bir çeteleyi doldurmak gibi Excel tablosu yapmaya gerek yok arkadaşlar, yani öyle bir şeye gerek yok. Yani farzınızı kılın bile yeter. Önemli olan bilinç seviyenizdir. Kendinizi ne olarak tanımladığınızdır. Bir bakın dertleriniz ne? Neyi dert ediyorsunuz? Bir bakın arzularınız ne? Arzularınız neye dair? Bir bakın davranışlarınız ne? Bir bakın insanlarla olan ilişkileriniz ne? Eşiniz, çocuğunuz, arkadaşınızla veya sokaktaki herhangi bir insanla veya otobüste bindiğiniz bir insana olan bakışınız ne? Nasıl bir bakışa, nasıl bir anlayışa sahipsiniz? Bunlara dikkat edin. Niçin Mekke'de bu kadar fazla ibadet yok? Çünkü imanın, hakikatin tahkim edilmesi lazım. Kendine dair bilincin, dünyaya dair anlayışın ve ebediyete dair idrakin ilerlemeli, gelişmeli. Yoksa İşte
şu kadar ibadet ettim, bir nafileleri de kılıyorum, daha ne yapayım? Hiçbir şey yapma kardeşim, daha fazla yapma zaten. Fazla yap, bu bile sana yeter. Ama öbür tarafta bir bak, bilincin nasıl? Psikolojik yapını gözlemleyebiliyor musun? Kendini arzulardan, korkulardan, beklentilerden ne kadar özgürleştirebiliyorsun? Kendini hangi hikayelerle tanımlıyorsun ve o hikayelerden ne kadar kurtulabiliyorsun? Bunlar üzerinde çalışırsak çok daha verimli olacaktır. Teşekkür ederim. Hocam, teşekkür ederim.